Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Umut, iyi dinle. Konuyu seçiyorum. Bir, adalet var. Adem var. Psikoloji var. Tevhid var. Felsefede zan var. Bizim değil. Tamamen felsefe öğretmeni. Hocasının hangi konu yapacağız diye hepinize soruyorum. Felsefede zan nedir? Ondan sonra zıtlar ve sıfatları, vücut Adem gibi. Bir de okuyorum, hangi konu yapalım? Adalet, Adem, psikoloji, tevhid, felsefede zan, zıtlar ve Allah'ın sıfatı, vücut Adem gibi. İlim cehalet gibi, o bir şey değil. Yani adalet, Adem, tevhid ve felsefede zan. Ne yapalım? Adem yapalım. Adem yapalım. Benim de içimde Adem geçti. Adem. Benim zıtlar geçti. Zıtlar. Oldu güzel abi. O zaman zıtları yapalım. O zaman zıtlarsa şu kafadan şöyle bir gireyim. Arabadaki şeyimi paylaşacağım. O İzmir'den gelirken şimdi. Sabah uğraştık ya. Evet abi. Kader. Kader. Bak şimdi. Ben bunu... Silgi orada var abi. He? Silgimiz var. Şöyle değil. Sileyim abi. Yok dur. Var mı gerek? Dur. İç silmeye. Bir kumaş, elbise veya elbise dokuma tezgahını düşünün. Düşündün mü abi? Biliyorsunuz bir yukarıdan aşağı yüzlerce, belki binlerce ip geliyor. Tamam. Bir de buradan ipler geliyor. Şuradan. Ehli dedi ki burada var. Ben tek yönü biliyordum. Buradan da atılıyormuş. İki yönden bu sabit. Öyle mi? Bu atılıyor. Mekik. Buradan da böyle kumaş oluyor. Sonra o kumaşı alıyoruz abim. Kesiyoruz. Tamam. Kendimize göre dikiyoruz. Tamam mıyız burada? Bu yukarıdan aşağıya. Bu düşünce tabii. Böyledir demiyorum. Sizinle paylaşıyorum bakayım ne diyeceksiniz. Yukarıdan aşağıya inen ipler mekanı oluşturan esmaların bütünlüğü. Esmalar, mekan. Bu ise zaman. Mekan, zaman, kumaşı dokuyor. O kumaşı kendine göre biçip giymek kader. Gene düşünün. Sabahtan akşam bununla yoğunlaşmışım. Şimdi ilk önce zıtları yapıyorum. 20. ders. Ondan sonra Adem'e gireceğiz. Zaten bir taneyle bitmez. Ne? 313 diymiş. Onu düşünün kaderi. Onun için biraz keyif var bende. Akşama bununla meşgulüm. Ve size yarım dakikada paylaştım. Einstein'ın bir sözü var ya, bazen tekrar eder. Bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsan o kadar güzel anlatırsın. Şimdi rastlarız. Abi bu mevzu çok derin diyorsa o ne anlamamış. Ben de dahil. Anlamayın. Ne kadar anlamışsan o kadar rahat anlatırsın. Kaderi boşuna şey yapma. İnsanı ve zamanı tanımadıkça kaderi çözemeyeceksin. Kader insan kendisini tanımasıdır. Ondan iman esasının altıya konmuş. Ahmetu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi bırakmıyor. Hepsinde isim var. Ahmetu billahi isim. Allah'a iman. Melaiketi ve kütübi ve rusulü ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. İçini açmış. Peki nedir? 5 tane iman esasını iman eden, yorumlayan kişinin kendisi. Şeceri hikatin hulasası. Bir daha kumaş dokuyan bir tezgah ama ucu bucağı yok tabi uzun. Yukarıdan aşağıya binlerce, milyarlarca ip.
bin diyelim. Bu ip mekanı meydana getiren esmalar, mekiklerin atıldığı yandalama, dikey, yatay. Yatay iplerin renkleri, değil mi? İşte kumaşın ortasını yuvarlak yaparsın, gül yaparsın, bilmem ne yaparsın, camı yaparsın, değil mi Mustafa? Yani istediğin şekil yaparsın. O elbise, o elbiseyi dokudu. O da mekan, zaman, elbiseyi dokumak kader. Elbisenin kendisi kader. Onu biçmek, dokumak nasıl yapacaksa o senin ihtiyar ve irade. Şimdi zıtları okuyorum. Gene ya düşün. Bugün bir mevzu oldu. Ha. 20 katlı, 20 daire yapıyoruz şimdi biz. Ha. Aynı blokta. Her katta 4 daire var. Ha. Şimdi projeyi mimar çizdi abi. Baktı, mühürledi. Uygundur, uygundur, uygundur. Tamam dedi. Onay verdi. İşte gidin dedi, inşaatınızı yapın. Bu projeye göre ama. İnşaatı bitirdiğimde geleceğim, kontrol edeceğim. Bu projeye uygunsuz bir şey varsa yıktırırım diyor belediye. Ruhsat vermem sana diyor. Üçüncü katı birisine sattık. Adam dedi ki benim babam yaşlı dedi ya. Bu tuvalet olmamıştı. Bu tuvaletin yerini dedi. Karşı tarafa alabilir miyiz dedi. Belediyeye biz götürdük, daha önce verdik projeyi. Alamıyoruz yani. Çünkü o şekilde yapmazsak ruhsat vermiyor belediye bize. Hı. Bu sefer belediyeye gidiyorsun abi, dilekçe veriyorsun tadilat projesi için. Belediye o projeyi, onaylanmış projenin şeyini değiştiriyor. Yapım aşamasındayken yerini değiştiriyor. Diyor, burayı koyabilirsin diyor. İmzalı evrak veriyor sana tekrar geri. Sen o tuvaleti o şekilde yapabiliyorsun, atıyorum lavaboya. Şimdi proje çizilmiş abi, şeyden geçmiş, işte bu araya böyle ata kanunudur, şeydir, araya giriş yapmak gibi böyle bugün onu verince güzel ata. O anda belediyede aklıma geldi yani. Kader, yani dedim, ata. Ata. Ata değiştir. Değiştirebilir, rica ediyorsun ama, evet. Dilekçe veriyorsun. Diyorsun ki bu şekilde olur mu yani? O seni kabul ederse oluyor, uygun değilse olmuyor. İşte yok. Yani öyle otomasyon yok değil mi abi yani? Her şey yazmış, olmuş, bitmiş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O zulümdür. Bak, kader elbisesini sen biçeceksin. O elbiseyi kendin ebatına. Peki ne, niye o kumaş mekan ve zamandır? Nerede ne yapıyoruz? Şimdi onun kafanızda dursun. Şimdi zıtlar ve sıfatlar. İlk önce müsbet, sonra tersini söyleyeceğim. Vücut, zıttı adem. Kıdem, hudus. Yani zatı sıfatlar yok mu? Allah'ın zatı sıfatları neydi? Vücut, kıdem, beka, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bir nefsi, vahdaniyet. Tamam mı? Bir de tekvin. Yok, bu zatı sıfat. Şimdi, irade, kudret, ilim, sem, basar, kelam, hayat, bu da subut-i sıfat. Terslerini yapacağım şimdi. Tamam mı abi? Vücut, adem. Kıdem, hudus. Beka, fena. Muhalefetun lil havadis, mumaseletun lil havadistir. Kıyam bir nefsi, muhalefetun lil havadis ne demek? Hiçbir şeye benzememesi. Benzememesi. Mumaseletun lil havadis. Önce bir ayık adı abi yok. İlk defa duydum da onu. Yani muhalefetun lil havadis var da, o ötekisi hangisi? Benzeri olmasın. Yani bunun zıttı, mesela Beka'nın zıttı fena. Muhalefetun lil havadis. Ne zıttıdır? Her şey benzeri. Tamam mı? Benzeri olması o zaman. Yani Beka'nın zıttı fenaysa benzeri olan şeyler yani. Hava düşün öyle değil. Benzer bak muhalefetun lil havadis hadis olan şeylere muhalefet etmiş. Tamam mı? Zıt ama varlık onu tarif etmiş. Neyse gideyim. Kıyam-ı bir nefsi. Ne demek kıyam-ı bir nefsi? Hocayı dağına, zat-ı sıfatların lügatını soruyor, fazla bir şey değil.
Varlığı kendinden ama. Hiçbir şeye muhtaç olmuyor. Kıyamı bir nefsi. Allah Allah. Şaka mı yapıyorsunuz? Kıyam olması yani. Sabit olması. Kendi kendine. He. Varlığı kendinden almış. Tamam. Varlığı kendinden ya. Mesela buna misal vereyim. Mesela elma varlığı kendinden değil, ağaçtan. Değil mi? Yani şöyle diyeyim. Suyun ıslattığı kendindendir. Suyu kim ıslattı sorulamaz. Sorunun altında bunun tersinin iddiası var. Su aslında kuruydu da birisi ıslatmış. Tamam mı? Sıcağın kaynağı var ama soğuğun kaynağı yoktur. Yani kıyamı bir nefsi. Ne demek tersi? Bir gayrihi kıyami ilahi. Vahdaniyet. Ademi vahdaniyet. İrade. Kerahiyet. Kudret. Acizlik. İlim. Cehil. Semi, sümmem, basar, ama, kelam, bikem, hayat, mevt. Peki, şimdi tahmin ettiğim kelimeler var ya, okur, anlamadınız. Onu şey yapayım. Muhalefetun lil havadis, Cenab-ı Hakk'ın ne zatında, ne sıfatında mevcut olsun, mevhum olsun, muhayyel olsun, hiçbir şeye, hiçbir cihette benzememesi. Bu muhalefetun lil havadis. Yani havadis yaratılanlara muhalefet etmiş. Yani yok, benzemez kendisi. Öyle bir şey. Kerahiyet neydi o? Kıyamı bir nefsi havadis, kerahiyet şu. İradenin zıttı kerahiyet. Ne demek bu? Kerih ve çirkin olan işin hali, vücutta görünen her şey hepsi güzeldir, bunun zıttı. Vücutta her şey güzeldir. Ya bizatihi güzeldir, ya neticeli itibariyle. Bunun zıttıymış. Peki, semi, ne demek semi? Bunun tersi, sümmem. Sümmem neymiş? Sağır, işitmez. Bunlar zıt. Mesela vücudun zıttı Adem. Geçiyor, bunu okuduk. Tamam. Şimdi Adem okuyor. A çekerse Adem vücut olur. Üstünde takke koymasanız, namaz kılarsanız takketsiz, Adem'e düşersiniz, hiçliğe düşersiniz. Mekruhtur. Çok güzel. Tamam. Mesela kısa kollu, çorapsız erkek tabii. Kadının çorapsız kılması namazı olmaz zaten. Takkesiz kavak şey yapmak, namaz kılmak mekruhtur. Namazınız Adem'e gider. Çünkü takke koyarsanız Adem vücuttur. Takkesiz olursa Adem olur, yokluk olur. Yokluğa gider. Pantolonla namaz kılınır mı abi? Hatlar belli olursa mekruhtur. Namazı namazdır ama mekruhtur o. Hatlar gergin. Namazını iptal etmez. Ama tahrimen mekruhtur. Hani namazı şeyi farzı nedir? Setre avret erkeğin göbekte diz kapağısıdır. Onun dışındaki tahrimen şeydir, mekruh. Adem 54. Yok, 57. Peki. Ne anlarsak o kâr. Bunun üzerinde alimler, ulemalar, filozoflar, felsefeciler ne kadar şey yapmış ya. Aklın devre dışı olmadan inkar akla yutturamaz. Akıl devre dışı olmadan inkarı akla yutturamaz. Akılsızlık Adem hesabına çalıştığı için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devamlı akla vurgu yapıyor. Peki inkar eden akılsız mı? Zekiler. Dahi ve zeki. Akılla zekat arasındaki bu makamda farkını söyleyeyim.
Bunu dinlemişsiniz de bu da bu makamda dinin. Aşağıdan yukarı çıkıyorum. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Tamam? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Hani var ya ayette halaka semavati vel ardı fi sittete yam. Sema ve arzı 6 günde yarattım. Desem ki ben bu saati 6 saatte yaptım. O zaman bu saati yaparken bu saate bakmadım. Çünkü bu saat yok. Sema ve arzı 6 günde yapmışsa bizim bildiğimiz gün değil demektir. Tamam. Şimdi el, bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bundan önce el olması lazım. Bu garizi mantık denilir. İster kabul et, ister etme. Bu böyledir. İki, bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Yoktu çünkü. Üç, bu akıl kullanılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu aklı yapana, bu aklı tabi etmek akıllılıktır. Bu akıl bana yeter deyip aklı yapana tabi etmemek zekiliktir. İleri seviyesi dehadır. Ama 10 tane deha bir akıl etmiyor. Çok ilginçtir. Mesela şöyle diyeyim. Ses insanın nesidir? Sıfatıdır. Teri, boyu, postu. Mesela balık kokusu. Balık kokusu. Balığın nesidir? Sıfatıdır. Sıfat, yani balık kokusu balıksız düşünemezsiniz ve balıktan önce de yoktur. Bu kainat sıfattır. Sıfatın dışa vuruşudur. Zattan önce düşünemezsiniz. Sıfattır. Şimdi zekavet ve deha bu tür şeyler, sıfat şeyler özellikle aklın sıfatıdır. Akıl Arapçada ikalden gelir. İkal nedir anlatayım. Çölde giderken orada taş, toprak, ağaç yok ya. Yorulduğu zaman insan güneş tepesine inermiş. Kendisine bağlasa deveyi rahatsız edermiş deve. Birbirine bağlasalar çekip gidermiş. Olmuş. Devenin yularını kuyruğuna bağlarmış. Bu sefer deve dönermiş yani böyle kuyruğuna doğru. Döner yani kuyruğundan şey yapayım. İpine doğru gitmek ister ya. İpine gidince kıçı geliyor. Böyle çekince kıçı geliyor, böyle dönüyor. Döndükçe döne düşüyor, oturuyor. Yani kendi üzerine bağlanmaya ikal denilir. Harice bağlarsanız bu iptir yani. O bu kendisine bağlarsa zikirliktir. Kıçına bağlarsa, yani kuyruğuna zikir. Eğer bir kaynağa bağlarsanız onun şeye, o akıldır. Hani aklı yapana aklı bağlamak, akıllılık yani vahye bağlamak. Şimdi ustad diyor ki, senin gibi ahmak diyor yani filozof, aklını başından almadıkça diyor, inkarı yutturamazsın diyor. Hatırladın mı? Evet. Aklını alacaksın. Onun için Kur'an ikide bir, yakilun, takilun, efele tefekkerun, efele tedebberun, fetabiru yavrul elbab, ey akıl sahipleri, aklınız yok mu, düşünmüyor musunuz, anlamıyor musunuz? Devamlı söylediği şey aklı şahit yapıyor. İman aklın ihtiyarı iledir yani. Evet. Evet. İman aklın ihtiyarı iledir. Çünkü akıl, ihtiyar akla, akıldadır. İrade ise vicdandadır. O zaman bu kadar anlamaktan sonra şunu okuyorum bir daha. Aklın devre dışı olmadan inkar insan yutturamaz. Düşünüyordum, Umut'la da şey yapmıştık, ona yazı yazmıştı bana, sağ olsun. Mesela Allah küfrün mutlak bir şekilde yolunu kapatmamış. Niye? Niyesinin çok izahı var. Bir tanesi şu bana geliyor. Allah'ın merhametidir. Ve Allah hürriyeti ne kadar sevdiğini gösteriyor. Allah cebiri sevmiyor. Çünkü bana mutlak bir şekilde her şeyi düşünebilecek özelliği verecek ama düşünecek malzeme olmayacak. Onun için
mevcudattan Allah'a da gidebilirsin, inkara da gidebilirsin. Yani inkarın yolu bütün kapalı değil. Ona ait ustadın güzel bir misali var. Umudumuzun da ilgisini çekiyor. Umut biraz felsefeyle meşgul olduğu için ona tab ediyor. Mesela diyor ki usta, ne kadar acayip bir mantık değil mi? Bak şu, bir sarayın 100 kapısı olsa diyor, 99'u kapalı olsa, biri açık olsa, bu saraya girilmez mi? Girilir. Gir içeriden, aç 99'u da. Bunun tersini söylüyor. 99'u açık, biri kapalı. Şeytan ve nefis o kapalı kapıyı gösterir. Bu saraya girilmez diyor. Niye? Aha kapalı diyor. 99 tane açık. Filozof değilim diyor. İşte 99 açık kapıyı göstermeyip bir kapalıyı göstermek o aklını baştan almaktır. Çünkü aklın gereği akıllı iş yapmaktır. Çünkü inkar akıllı iş değildir. Akla uymuyor. İnkar zekavette var, dehada var. Akılda yok. Akıl bir alet dedin ya abi. Evet. Mesela bu bir alet, ben bunu kullanamıyorum. Bunu kullanamamış oluyor yani, değil mi? Tabii. Akıl bir alet ama içinde bir sürü sıfatları var. Biraz da gideyim. Kur'an'da aklı selime vurgu yapılıyor. Bak şimdi. Aklı selim. Onaylıyor. Aklınıza danışın diyor bu söylediğimi diyor. Tamam mı? Bu manada. Bak aklınıza sorun diyor. Mesela Fercil Basar'a teramin futur mesela. Bir kainat aklınızı gözünüzü gezdirin bakalım. Bir kusur gedik görecek misiniz? Bunun başka bir ayetinde diyor ki gördüğünüz eksikliklere baktığınız zaman nice hikmetleri göreceksiniz diyor. Tamam. Bakın Kur'an'da ben Allah'ım istediğimi yapıyorum. İstediğimi şey yapıyorum. Sizi de takmıyorum demiyor. Akla havale ediyor. Aklı şahit gösteriyor. Yani Allah'ı böyle düşündüğün zaman Allah'a hasta olmamak mümkün değil yani. Yani Allah'a hasta oluyorsun yani. Allah böyle olur yani. Bak ne diyorum. Küfre kapı açık olması Allah'ın merhametindendir. Ben cebirin acayip düşmanıyım. Tevhidciyim. Ama %100 iman edecek şartlar olmasını da istemem. Peki niye? Birincisi hikmeti şu. Allah böyle yapmamış. Hikmetine teslim. Yani bu kainatı keşke böyle yapsaydı demek Allah'ın hikmeti tercih etmiyoruz. Yani Allah eksiklik yaptı diyoruz. Bir kere usul bakımından tepeden yedin bir sağa. Onun için tepeden diyorum tamam Allah ne yaptıysa doğru. Ama vicdanım aklıma da yatıyor. Mesela ideoloji ile idealist arasındaki farkı söylüyorum. Bu kadar fazla şey değil. İdeoloji demek muhalif zıt fikre hak hayatı tanımaz. Öldürür. İdeoloji. Yani benim gibi düşünmüyorsan öleceksin. Terör odur ya. Yani. İdealistik sen ne düşünürsen sen düşün. Ben kendi davama her şeyimi verdim. Tamam. Şimdi Kur'an'ın en çok hoşuma giden bir tanesinin sıfatını söyleyeceğim. Gidişatında bir ciddiyet var. Galiba öyle geliyor ki zannediyorum ki herhalde ki diyor. Kesin ayrım var. Bu benim umut. Harika benim psikolojimi yapılandırıyor. Al yani gidişatında öyle bir ciddiyet var ki böyle zan yok. Şüphe düşürecek bir şey yok. Öyle geliyor ki bana. Zannediyorum ki herhalde galiba demiyor. Gidişatında korkunç bir ciddiyet var. Net var. İki, yaptığı veya söylediği şeyi akla şahit gösteriyor ama aklı selimi. Başka, akıl devre dışı yapanlar kimlermiş diye buldum külliyattan merak ettim. Tarafkir olanlar, inat olanlar, haset olanlar. Bunların bütünlüğünden de bak ne çıkar. Bir daha yazayım abi. Şunu silmem lazım. Siliyorum. Bak şimdi. Bunu inşallah silmek pek ruhuma uygun değil ya. Silmeyi ruhuma çok ağır geliyor. Onun için seni silemem dünyada. Sen beni silmedikçe Mustafa ben silemem. Silmemiş. Ama sen sildin mi? Mecbur siliyorum.
Bak bunu bile silmek ağrıma geliyor. Seni ben nasıl silerim? Tevhide delilik yapıyorum. Bu hakikati vallahi dedi ya Murat. Sileyim abi. Tahammül edemedim. Hayır belki lazım olmaz. Dursun. Ben bu tahtada bu manayı, şeklini silmeyi ağrıma geliyorsa Allah seni varlıktan silmeyecektir. Allah yokluk yok abi. Allah niye yok? Ben bunu silmeye tahammül edemiyorum. Allah seni silmeyecektir varlıktan. Silmez. Bugün söylemedin değil mi hadis-i kutsi? Zulmü kendime haram ettim dedi. Yani Allah böyle. Böyle baktığın zaman Allah'a tövbe sarılasın geliyor ya. Ne kadar hoş bir Allah. Bak diyor ki zulmü kendime haram ettim diyor ya. Bu ne kacan. Ya bu Allah ya. Korkulmaz. Korku aklidir. Haf var. Haf. Bir çocuk babadan korkar. Anne de haf eder. Lezzetli korku var değil mi? Anneye tekrar gider. Niye atladık buraya? Ben de bilmiyorum. Silmekten geldi abi. Ölüm. Bak. Bak şimdi. Neyse bir Allah ya. Ona gideceğiz. Bir tanesi böyle deyince hayırdır kardeş ondan uzakta mıydın dedi. Yani öz o kadar deliller var ki etrafımda. Allah'a gideceğiz deyince hayır dedi. Ondan uzakta mıydın dedi. Ne yapacağım abi? Neredeydik? Bak. Şu çok önemli sevgili arkadaşlar. Kur'an'da bu görmeniz lazım gözünüze. Akla Kur'an'da aklı selime vurgu yapılıyor. Yapılıyor. Bu bir, iki, tamam. Aklı devre dışı yapanlar, üç tane de bu. Bir. Bunu hemen karıştırmayacağız. Adem anlatırken abi galerdası Adem işte. Ya ne yapacağız ya bunu? Sen ne kadar yazıyorsun ki bu kadar? Tarafgirlik, inat. Tarafgirlik, inat ve haset. En büyük haset ne biliyor musun? Allah'a haset ediyor. Allah'a kıskanan insan var. Ben biliyorum böyle bir adamı. Allah'a kıskanan var. İnan. Suizanı duyduk da abi Allah'ın suizanı da. Allah'a kıskanıyor. Nasıl kıskanıyor söyleyeyim. Allah'lık davasında bulunuyor. Ne demek o? Her istediğim niye olmuyor demek Allah'lık iddiasıdır. Herkes beni sevsin demek peygamberlik kafasıdır. Ahmediye de yazar bu. O zaman ham olan kıskanıyor demek ki. Allah'ı kıskanıyor. Allah'ı. Kıskanıyor. Seni değil. Allah'ı kıskanıyor. Ne demek? Niye her dediğim olmuyor? Yani her duam niye kabul olmuyor? Bakalım. Ne diyor? Bunların bütünlüğünden de kurumasın diye bak ne çıkıyor. İki, dört tane de bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Nifak, şikak, kin,
Adalet. Bu nereye götürüyor? Hangi risalede geçiyor bunlar? 22. Ya. Çok antika değil mi şimdi? Başka bir konuma geçti Murat. Oo. Yok, sağlam abi. Düş arka. Yok yok, sağlam. Yani. Hadi. Bunları ne şunemalandırır? Bunları, şunları ne şun ne ma lan dırır. Yani bunlar çıkıyor bunlardan. Şimdi okuyayım. Kur'an aklı selime vurgu yapıyor. Aklı hani düşmezdi Murat. Düşüyor. Hı. Güzel. Şimdi güneş mi vuruyor fazla? Yok iyi abi. Tamam. Aklı devre dışı yapanlar, tarafkir olanlar, inat olanlar, haset olanlar. Mesela tarafkiri anlatıyorum. Allah'a iman edenler, iman edebilecekleri kadar delilleri olduğundan olmadığı gibi, inkar edenlerin iman edecek kadar delilleri bulamadıklarından değildir. Niyet etmişler inkara, tarafkirliğe. İman etmeye niyet edenlerin küçük bir ima, işaret, remiz, ipucu Allah'a delil oldu. Tarafkirliklerinden dolayı. İnkara tarafkir olmaktan dolayı açık, kuvvetli deliller ima ve remiz seviyesine indi. Aklı devre dışı yapanlardan tarafkirlik olur. Evde de kullanır. İnat olur. Haset olur. Bunlardan bir tanesi varsa akıl devre dışıdır. Devre de değil. Bu ikisini, yani Kur'an aklı selime vurgu yapıyor. Aklı selimlik ve bu şeyi, aklı selimliği dışını yaparsan ki bunun üzerinde karma, bunların bütünlüğünden. Yani bunun tersi aklı selime vurgu yapılıyor ama aklı selim yoksa, insanda tarafkirlik, inat, haset varsa bunlardan nifak, şikak, kin, adavet çıkıyor. Zamanın en büyük hastalığı. Ya, yani nifak. Nifak ne demek? Münafık. Münafık. Şikak. Şikayet. He? Devamı şu, şikayet, tenkit, eleştirme, bulunduğu yerde hep şikak, hep olmaz, hep olumsuz, negatif görmek, şikak. Parçalamak da var herhalde içinde. Tabii tabii içinde, yani bununla parçalıyor. Hep tenkit, aslın birası değil mi salgın hastalığı? Tenkit kadar hastalık görmedim içimizde. Hep tenkit, hep tenkit, hep tenkit. Kim var? Hoş geldiniz, hoş geldiniz içine. Boşun diyorsunuz. Kim? Adalet var. Adalet. Bunlardan ne şuna map oluyor? Bak bu. Aklı selim devre dışı çıkarsa ve bak devre dışı olunca ne olur? Tarafkirlik, inat, haset olur. Bak aklı selim vurgu yapıyor. Aklı selimden insan çıkarsa bir, tarafkir olur. İki, inat olur. Üç, haset olur. Bunlar üçü bir araya gelirse ne olur? Nifak olur, şikak olur, kin olur, adalet olur. 22. mektup. Şimdi Adem'i okuyoruz. Nur sıcaklık başkasından almış. Nur sıcaklık başkasından almış. Karanlık ve soğuk başkasından almamış. Zatı olanlar Adem'e bakarlar. Mesela soğuk Adem'i gösteriyor. Karanlık Adem'i gösteriyor. Yani kendi zatında bir vücudu yok. Allah'ım hakikaten ya. Acil bir mana var ya. He? Korkunç bir şey. Güzel. Soğuk diyoruz ya, soğuk. He, nedir yani? Sıcak kullanmada nedir söyle. Bir de sessizlik. Sessizlik. Onun da kaynağı. Onun da kaynağı yok.
Yani bir şeyi ses yaptırtabilirsin ama bir şeyi sessizlik yaptırtamazsın. Ya ver kalemi ver. Yalnızlık. Evet, kalemi ver. Onu da ekleyeyim. Sizinle ders yapmak şereftir. Bak, sessizlik, yalnızlık. Güzel, Adem'i. Çok acayip. Korkunç ya. Bak mesela. Çok sıcak renklerdi. Çok sıcak kalmadı. Sıcak evet. Bir insan. Ya. Hoş geliyor sıcak ama soğuk bir insan. Ben diyorsun ki vallahi niye? İyi adam vallahi. Sevemedim ya. Sanki veya kuyusu mu? Ne kuyusu derler. Ona benziyor. Sessizlik. Bütün sesleri içine alıyor abi. Evet. Yalnızlık da o zaman bütün birliktelikleri içine alıyor. İçine almış. Ta kemiğime kadar işledi. Dağdaydım. Ne bileyim Mustafa öğretmedi bana. Abi cep telefonu bataryayı çok bitiriyor diye. Tamam mı? %17 var bana dedim sabaha yeter ya dedim ne yapacağım. %17. Saat 11'de çıktım evden gece yarısı köyden. Çıkana kadar 12.30-1'e gelmişti. Dağın tepesine gitti. Ama yakmıyorum tabii. Yolu biliyorum ya. Daha zifir oldu tamam mı? O bizim tepeden bir saat daha ileri. Gece yarısı saat 1. Ya gitmişim keseyim diyorlar. Ezber yapıyoruz, şey yapıyoruz. Ama dedim şurada dedim bir ayet-i kübradan şuraya bir okuyayım. Açtım. Okuyorum. %17 pil bitti. Hiç unutmayayım, %17'ydi. Mustafa demedi ki, abi cep telefonu çok yakar. Bir anda gitti. Bir anda derken, ya ne kadar dakika bilmiyorum. Dağ tepesinde zifiri karanlık, hiçbir şey yok. Bir kere yaprakların şırıltısı, derenin sesi, yalnızlık kemiğine kadar işledi. Peki ne yaptım, onu da bilmiyorum. Sonra o haletle baktım ki, hiç kimse yok değil mi? Meğer herkes orada. O babaannemin dediği cinler, hortlaklar, zalimler, zulümler, hortlaklar hepsi onlar geldi tek tek. Asırlık bilgiler. Şöyle yaptı, böyle yaptı, beni kesti. Şöyle oldu, ay önüme çıktı. Şöyle yaptı, böyle ayı şeydi, domuz geldi. Şöyle oldu da kimse yoktu da çarpıldı, ağzı yamuldu. Bir sürü babaannemin dedemin, anneannemin, halanın, teyzenin hep söyledikleri geldi. Tamam mı? Hani yalnızdım? Meğer herkes orada. Peki beraberken kimse gelemiyor. Meğer yalnızken herkes oradaymış. Adem çok pis bir şey ya. Allah korusun. Vücuda çıktı. Adem bak vücuda çıktılar Adem'den. Ondan sonra benim yanımda olacaksın orada Mustafa. Benim yerimde ol. Hiç kimse yok tamam mı? Daha fazla tamam. Anlatma şeyim böyle varet oraya bozuldu ya. Bundan sonra ne yaptım biliyor musun? Yeter! Yeter! Ne oluyorsunuz lan? Aynı böyle bağırıyorum. Ne oluyorsunuz lan? Herkes geldi. Cinler, hortlaklar, zalimler, teyzenin, babaannenin değirmende taş attılar. Değirmende ses geldi, hortlak sesi geldi, bilmem ne geldi. Ölüler, mezarlığa şey geldi, ateş çıktı. Babaannemin, dedemin, ninemin, teyzemin, anneannemin, onun tuşunun, suyunun, suyunu çocukken anlattılar. Menkıleben hepsi geldi. Hepsi Adem'den vücuda çıktı. Hadi bakalım yalnız mısın? Ses yok ama bütün sesler orada. Kimse yok, herkes orada. Durun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak burada bile şimdi sakinleştim Bismillahirrahmanirrahim. Tamam? Böyle yalnızlık meğer değilmiş. Yalnız kalmak nispetinde herkes orada oluyor. Meğer cehennemde herkes tek olması da herhalde böyle bir azap olsa gerek. Kanıma kadar işledi de yalnızlık diye bir ders yaptım. Görürsün belki görmüşsünüzdür. Yalnızlık diye ders mi olur? Ben bunları yaşamasam olmaz. Ben bu Adem'i yaşamasam bunlar olmaz. Ama niye yaptım onu da bilmiyorum. Bak şimdi. Adem Alzheimer hastasına benzer. Her şey var. Fakat onun dünyasında hiçbir şey yok. Adem uykuya benzer. Her şey var ama her şey yok. Kendisi de yok. Vücutta Adem var. Nasıl çalışıyor peki vücutta Adem var? Dünyada, odanda, caddelerde bu kadar ses, gürültü vesaire oldu. Zaman geçti. Peki onlara vücuda çıktı. Şimdi onlar nerede?
Bugün akşama kadar Mustafa sen gürültüdün mü adamın kardeş iş yerinde vesaire? Değil mi arkadaşlar? Peki şimdi var mı? Hem buradaki Mustafa, şimdi neredeler? Onlar hepsi vücut dairelerinde Adem'deler. Vücut ilmiye perde olmuş bir umandır Adem. Bir de duyamadığımız sesler var abi. Yani ya. Frekans olarak belli bir limitin üzerinde duyamıyoruz. Altında ya. Duyamıyoruz yani. 59 mektubatta anlatıyor. Adem, vücut ilmiye perde olmuş bir umvandır. Şu, varlığa çıkacak. Vücutsuz vücut Adem. Benim tanımım bu. Vücutsuz vücut, varlıksız varlık. Sessizlik sesi, sessizliğin sesi, vücutsuzluğun vücudu. Varlıksız varlık. Tamam. Yalnızlığın her şeyi. Şimdi... Neyse, unuttum bak, sistemi bozdu. Zaman geçti. Adem'i anlatıyordunuz abi. Anlatıyordum ama, her şey sıfırlandı. Yani. Acayip bir şey. Vücut ilmiye perde olmuş, ünvandı. Ha 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 ha. Şimdi, Allah vücudu yaratacak. Bu vücudu nereye koyacaksın? Vücutsuz vücut olması lazım. Varlığın, mekansız mekanı, varlığın, bu varlığı ifade edildiği yer, yersiz yer. Varlığın ifade edildiği yersiz yer. Vücutsuz vücut Adem'dir. Mesela ilim, ilminiz nerede? Adem'de. Yani gelecek ilminiz sizin ama şu anda Adem'de. Yokluk değil Adem. Adem nedir? Adem'dir işte. Nasıl bir şey? Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sessizliğin sesi. Peki, Adem'e düşmektense cehennemde kalayım diye yani. Adem'i şey yapayım, ne kadar rezil bir şey olduğunu. Kur'an'da cehennem anlatılıyor değil mi hadiste? Evet. Cehennemin dehşeti de anlatılamıyor. Neyi hayal ederseniz cehennem değil. Cehennem dersi yapıldı, 10 hafta. Bir bakın böyle. Şimdi, o dehşetinden anlatmıyor. Cennet neye lazım? Allah niye tehdit unsuru diye tepemize koydu? Onu anlatıyor aslında. Cehennemin şeyini anlatmıyor. Cehennemi dinlemeyin. Ama dinleyecekseniz muvazenesi olmasın. Nur dersinde 5 tane ders var. Cehennem 1, cehennem 2 ama dinlemeyin. Ama illa merak eden varsa başka şeye bakma, onu dinle. Şimdi ne diyecektim? Cehennem. Ha, cehennem. Cehennem taş ören şirkettir. Patronuna çalışıyor. Cehennem kime çalışıyor? Adem'e çalışıyor. Cehennem Adem'e çalışıyor. Cehennem Adem'e çalışıyor. Adem hakkında bir şey bilmiyoruz. Cehennem hakkında bilmiyoruz yani. Cehennemi bilmiyoruz ki. Kur'an'da geçiyor mu ama? He? Adem var tabi. Mesela Peygamber hadislerinde de var. Bu Adem hakkında bayağı şey var. Abi, mesela... Ama pek bahsedilmemiş abi. He? Pek yok yani böyle piyasada yani, Adem'le alakalı böyle bir... Yani kim konuşacak? Bir benim bildiğim bir... ilmi kelam alimleri konuşmuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri biliyorum. Bir de şey, yani şöyle bak, vücut alemleri elhamdülillah derken Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah diyor. Yani peki mesela ben bir tanesi de bugün yazdı ya, sen de dinledin. Ya ben diyor cehennemde olsa vücut isterim. Ya ben niye vücut isteyeyim dedi ya, ben diyorlar tamam aptal mıyım, yok olayım bir anda, ondan sonra da biter. Niye ben cehennemde azap çekeceğime rağmen sonsuz Adem istemiyorum, vücut, cehennemde yoksa vücut isterim. Ha, yokluğu isteyen nefistir, vücudu isteyen azapta yoksa vicdandır. Onun için Allah fıtratı konuşturmuş, demiş ki yani cehenneme gidecek kişi şöyle dermiş. Ya leyteni küntü turaba. Amenin sonunda ya. Yani keşke toprak olsaydım. Yani sorumsuz ama vücutta olsaydım. Ha. Peki Adem'i biz anlayamayız. Usta diyor ki Adem mesela herkesin bir isteği var. Aklın bir isteği var. Nefsin bir isteği var. Kalbin, vicdanın bir isteği var. Ruhun bir isteği var. Nefsin azap çekmektense yok olayım der. Ruh ise yok olmaktansa azap çekeyim der.
Çünkü ruhta Adem yok, zıttı ya, istemiyor. Tam zıttı. Evet, çünkü ruhun zıttı Adem'dir. Ruhun zıttı Adem. Vücut dairelerinden mahrum kalmak diyebilir miyiz abi? Evet. Yani ne kadar gene olursa olsun, cehennem dahi olsa vücuttur. Yani ruhun zıttı yani. Peki ruh niçin Adem istemiyor? Ruh onu hissediyor. Size bir ölüm korkusunu anlatayım bununla alakalı. Şimdi ruh, her şeyin bir gözü var ya. Aklın bir gözü var. Vicdanın bir gözü var. Kalbin bir gözü var. Sırayla gidiyorum. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Ruh, Adem'e karşı bir rahatsız oluyor. İyi dinleyin buna bak. Bunu senelerden beri yoğurmuş olduğum bir cümle. Belki bir dakikanız alacak ama ölüm korkusunu anlatacağım size. Bunu ne tıpta görürsün ne bir kitapta ya. Ruh, ruhun en büyük düşman Adem'dir. Cehennem değildir. Cehennem nefsin karşıtıdır. Nefsi yanacak. Şimdi ruh Adem'i hissediyor. Korkunç, yokluk. Öyle bir azap duyuyor, diyor ki akla. Ya sen diyor, bu azap vücut değil ya Adem. Vücudu yok ki çözsün. Ama bir azap var alttan. Beni kaptı diyor, tamam mı? Azap var aşağıdan. Böyle yakıyor. Ruh diyor ki, ey akıl, buyur efendim diyor. Sen benim hizmetçimsin. Evet, evet efendim. Ya beni rahatsız eden şu altta ne var ya diyor. Bakıyorum, vücut değil. Tanımlayamıyorum. Ama ben ondan azap duyuyor. Ben ondan rahatsız oluyor. Bir tanımla ki çaresini bulayım diyor. Tamam, başlasın efendim diyor akıl. Reddettiği bir şey yok. Ne mesaj verirseniz mutlaka onunla uğraşıyor. He? Onu getiriyor. Onu arıyor yani. Arıyor. Akıl alt alıyor, alta gidiyor. O nedir ruh? Rahatsız eden nedir o? Altına giriyor, üstüne giriyor, sağına giriyor, soluna giriyor. Yani sebep sonuç. Aklın özelliği alet ya. Sebep sonuca elma, armut, sığır, süt, toprak, ağaç. Hep sebep sonuç. Sebep sonuca bir bardak su ver. Bir zahmet. Sebep sonuca çözmekte kullandığı için aklın özelliği şudur. İlişki ve çelişkiyi çözmekte kullanılıyor. İlişki şu. Gözde çiçek. Çelişki soğuk sıcak. Aklı bu. Böyle bir alettir. Şimdi Ahmet, o ruhu rahatsız eden var ya, vücutsuz vücut. Ruh tanımlayamadım. Neyin nesidir? Ama rahatsız oluyor. Ruh bekliyor. Hizmetçisi dosya getirecek. Bu nedir beni rahatsız eden? Akıl sağdan gitti, soldan gitti, soldan, üstten, alttan araştırdı, bulamadı. Çünkü vücut değil ki vücudu tanımlama yapsın. Yani Adem vücudu değil ki, aklın çerçevesine gitsin ki, akıl kendi çerçevesinde onu yorumlasın. Yok yani. Ama enaniyet, gururun, kibirinden de ruha efendim bulamadım. Neyin nesidir de bilmiyorum. Garip bir şey. Bilmiyorum demedi. Ne yaptın? O azap şeklini söyledi ya mı? Beni rahatsız ediyor. Bana azap veriyor. Beni sıkıyor. Neyse beni benden ediyor. Beni benden ediyor. Neyin nesidir? Bu malzemelere göre diyor ki akıl, ben bunu bulamadım ama peki bu nedir, bulamadım nasıl diyeyim enaniyetinden? Gidiyor, ruha diyor ki efendim diyor, bu anlattıklarımız şeye benziyor, ölüm korkusu. Ölüm korkusu. Gidiyor acizliğini benzetmeyle ölüm korkusu diye ona veriyor. Bu sefer ölüm korkusu diye gözüküyor. Ölüm korkusu demek ruhun Adem'e karşı duruşudur. Duruşunu bak, ruhun Adem'e karşı duruşunu akıl çerçevesine giremeyip aklın çarnaçar aciz kaldığının acizliğin kaldığından dolayı aciz kaldığında diyemedi. Diyor ki bu efendim sizi rahatsız eden ölüm korkusu. Ölüm korkusu bu. Buradan kaynaklanıyor. Bu sefer ruh ölüm korkusu zannediyor. Ölüme karşı dehşet alıyor. Ama çözdüğün zaman hiç de öyle değilmiş.
Nasıl çözüyorsun? Akla malzeme verdiğin zaman ruhu rahatsız eden Adem'miş. Adem'i anladın mı? Yokluk kalkıyor. Şey, ölüm kalkıyor. Sizlere müjde, mevt idam değil, hiçlik değil. Bak. Orada sizin dediğiniz şey oluyor yani. Evet. Konuşma oluyor. Tabii. Üstad ona konuşuyor. Tabii. Ruha diyor, söylüyor bunu yani. Ruha söylüyor. Diyor ki. Fena değil, inkraz değil, sönmek değil. E bak Adem'i, Adem'den bahsediyor. He. Seni diyor, akıl şey yaptı ya diyor. Ey efendi ruh. Üstad diyor. Evet diyor, ey üstad be diyor sana. Firak ebedi değil, Adem değil. Bak. Bak Adem. Kaç sayfa? Sayfa abi 226. Şu anlar değil mi? Mektubat. Mektubattaki. Şu anlarda da. Şimdi ruha diyor ki efendim diyor, o Adem değil diyor. Yani ölüm diyor, sen ölüm. Sana akıl dedi ki ölüm korkusu. Ölüm korkusu bu değil diyor. Tamam. Bu değil. Yani ölüm korkusu Adem değil. Firak değil. Tahvili vücut diye bir şey var ya. Irtlak kırılma meselesi. Hiçlik değil. Ayrılmak değil. Kavuşmak. Bunları buna söylüyor. Peki ölüm korkusunu kim çıkarttı? Adem'i izah edemeyen aklın acizliğinin ruha verdiği ifadesidir. Eğer ölüm çözülürse o zaman akıl devre dışı oluyor. Çünkü akıl bu alemin aletidir. İlişki ve çelişkiyi, kabir ve sonrasını çözemiyor. Onun için bilemediği, daha önce denemediği bir ahiret alemine karşı herkes ölümden korkuyor. Sebebi daha önce denemedi. Denemedi, bilmiyor, intikal edemiyor. Öldükten sonra kimyayla çözemezsin. Bir adam nereye gitti? Kimyayla çözemezsin. Fizikle de çözemezsin, felsefeyle çözemezsin. O zaman çözemediğim bir şey, insan bilmediği şey düşman. Çözdüğü zaman öyle değilmiş. Eğer ahireti, kabri çözersen insan gayet rahat. Bazıları demiş ki şey bilir misin? Düğün geçer demiş. Bazıları evini oluşturdu. Ya Rabbi benim sıram niye gelmedi? Ölümün hakikatini keşfedenler ölmeden önce ölmek istemiştir. Ya. Devam ediyor. Bizim Laz vardı ya, Allah'ım ben bunu yapamayacağım demiş. Nasıl? Cehennemin kapısında durmuş da. Ne demiş? Ben bunu yapamayacağım demiş. O Adem'i görseydi ne yapacaktı acaba? Ya Rabbi bilirsin dedi, ben cehennemde yapamam. ne olacak yani? Ölümü mesela abi tarih tezkeresinden çok izah etmiş ya Üstad Hazretleri abi. Aslında çok acayip bir şey yani 20 sene boyunca herkes askeriyeden korkutuyor insanı abi. Giriyorsun bakıyorsun öyle değilmiş yani. Rahat. Yani vazifeyi... Hep başımıza bela, işe gireceksin bela, evleneceksin bela askerlik. Bir şey olacak askerlik var görürsün lan askerlikte. Ulan yemek yemiyorsun lan görürsün lan askerlikte yemek nasıl yeniyor. Tembel adıyorsun görürsün lan askerlikte. Görürsün hep önümüzü koyuyor. Seni askerde adam ederler. Ha adam ederler. Tıraş olmayan askerlik. Ha ya. Ama giriyor mesela abi yani normal. Tamam da sıkıntı var ama o kadar da değilmiş yani. Değilmiş yani. He, fazla tokat yemiyorsun ki çakırtıklar bir yanı tutturursun. Vücutta Adem var. Nasıl çalışıyor peki? Dünyada, odanda, caddelerde bu kadar ses, gürültü vesaire oldu. Zaman geçti. Peki onlara vücuda çıktı. Şimdi onlar nerede? İlmi daireler deniyor. Adem de zaten vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani vücudun ifade edildiği mekansız mekan. Adem. Vücudun. Kaldığın yerde nice insanlar ve sesler var idi. Bu var ya bu binada, şu dairede, şu. Şu boyutta, alt katta, gece kondu mu vardı? Şu toprak var ya arsada. Kimler kaldıysa hepsi boyutları duruyor. Hiçbir kimse yok olmamış. Onun için mesela ilk öneriyorum. Bir evde kavga gürültü çok oluyorsa işte kapı, diş kapınızı, bina kapısı değil, daire kapınızı sirke ile silin. Kur'an okuyun, namaz kılın. Daha da rahatsız oluyorsanız Allah Resulü şöyle demiş aleyhisselam, evinizi iyi insanlar gezdirin. Daha da rahatsız oluyorsanız terk edin. Mesela Lut kavmi olmuş bitmiş değil mi? Ama Lut gölünün yanına geldikleri zaman sahabe Allah Resulü bağırmış, develeri su içirmetmemiş, kendileri abdest etmemiş, hemen burayı terk edin dedi. Allah'ın lanet ettiği yer lanet devam ediyor. Evet çünkü bütün boyutlar devam, hiçbir şey yok olmuyor. Peki ya mesela Umre'ye gideceğiz ya, ilk vahiy geldi o Hira mağarası. Aynen var. Boyut var değil mi? Aynen var yemin ederim.
Ben bir misal söyleyeyim. Ben dedemle çobanlık yaparken, ki ben yaşadım, isterseniz deli deyin. Geçen iki sene önce o Hatıraya kimse yok, Gündüz Murat. Şimdi dedemle çobanlık yapardık. Böyle bir çayır vardı. Böyle tatlı bir çayır. Orada bir taş vardı. Dedem onun altına otururdu. Çakıyla bir şeyler yapardı, tamam mı? Böyle bir de takvimi vardı. Saatli marif takvimi. Her gün takvimi olurdu komple koçanın. Okuya okuya çevirdi, otururdu. Ben de oynardım sığırla bilmem ne. Bazen taşa çıkardım. Taşın üstünden dedemin kafasına yapardım. Oğlum çekerdim. Ha. Ne yapayım ki? Kulağını çekerdim, bilmem ne yapardım falan. Yağmur yağdırıldığı zaman dedem ağaçtan ormana girerdi. Ben ne yapardım? Kınalı denen bir sığırımız vardı. Onun altına girerdim, tamam mı? Bir şey anlatmak için detayı anlatıyorum. Altına girerdim, yapardım. Beni gördüğü zaman kesinlikle ben çıkana kadar veya yağmur geçene kadar asla kıpırdamazdı. Şimdi o yok oldu değil mi? Şu anda zor hatırlıyorsun bu konuşu. Ben oraya gittim. Bak orada nasıl bindirilmiş. İsterse meczup değil. O ben o taşa gittim. O haletleri sanki aynen üstü açılmış tek tek yaşadım. Gözümü kapattım. Hayal değil. Çünkü hayal hayal değil. Hayal mazi ve müstakbi halde yaşatıyor. Hayal hayal olsaydı vücut değişir miydi? Hormonlar değişir mi? Bir şey hayal edin. Vücudunuz değişiyor. Birisini kün nüfret vula nasıl dedi niye diye hayal ettiğin zaman vücut değişmiyor mu? Cinselliği hayal ettiğin zaman vücut değişmiyor mu? Ha, şimdi ben tasavvurumu, tahayyülümü o taşın üzerine yaptım. Baktım ki bir bir o taşın üzerindeki boyutları, hatta benzden önce oturanları da hissettim. Hissediyorsun. Mesela diyorsun ki sizin hissettiğinizi söyleyeyim. Ya vallahi ben iyi adam, iyi konuşuyor da vallahi bundan rahatsız oldum ya. Veya mekan. Ya bana bak. Ben buradan rahatsız oldum ya bu yerden. Veya bazı mekana gidiyorsunuz. Vallahi dershane ama ne bileyim ya. Isınamadım oraya. Veya Allah Allah çok acayip bir yer. Peki bu ki boyut yok. Yatak odanıza mı benziyor sizin salon? Sizin evinizin ortamına mı benziyor? Şuraya bakın. Tam bu ortamda dersen aşağıda da yatak odalarımız. Peki burası aşağı benziyor mu? Şu görmüyor musun şurayı ya? Şurada kalkması görmüyor musun yani şurayı? Emir daha bir de söylüyor 66. sayfada. 3 aylar gelince insanların kafasından çıkan dalga boyları, dalgalar senin benim herkesin atmosferi, madde havayı değiştiriyor. Madde hava değişince herkesin teneffüs ettiği hava değişiyor. Herkes mutlu hissediyor kendisi. Niçin üç aylar ve Ramazan'da harika bir heyecan var? Bir bayram havası var. Niye bayramın ilk günü oruç bittiği zaman herkes bir bürkük oluyor? Ne diyor biliyor musun? Zındığın bir tanesi vardı içerideki dostum. Tunceli'li dedi. Ya Hasan'cığım bir şey diyeceğim ama kızma dedi. Seni sevdiğim bir evet, aşık bir mahalledeyim Tunceli'li. Buyur mu? Ali abim dedi. Ya dedi oruç tutuyorsunuz ya dedi Ramazan'da. Evet. Ya bir şey diyeyim ama kızma ya. Tamam. Ya dedi ben tutmadığım için demiyorum. Ya oruç tuttuğunuz zaman ya ben tutmuyorum ama o ayda çok mutluyum dedi ya. Keşke orucunuz devam etse diyor. Ali abi niye öyle dedin? Ya ne bileyim dedi ya şu anda ben sanki yetim gibi hissettim dedi ya. Adam da hissetti ha. Bak şimdi. Kaldığım yerde nice insanlar ve sesler var idi o taşta. Ben kardeşim hissettim. Ne kadar kabiliyetim çapım kadar hissettim. Dedemi hissettim. Dedemin belki de babası da oradaydı bilmiyorum. Orada sesler duyuyorum. Bazılar diyor ki ya ben orada sesler duyuyorum. Doktor diyor ki şizofrenisin. Ötekiler cin, doktorlar diyor ki cinlerin sesi diyorsun. Nereden biliyorsun orada boyut olmadığını? Adam biraz açılmış. Açılması biraz iyi değil de. Mesela otla şey sığırlar otluyor. Bir anda duruyor. Bağırıyor. Köpekler ezanda niye bağırır? Çakalar niye bağırır ezanda? Çünkü cinler kaçışır.
O boyutu onlar görüyor, biz görmüyoruz. İşte arkadaşlar, o taş üzerinde ben oturdum ya, hepsi orada duruyor, yakinen müşahede ettim. Hepsi duruyor, yakinen müşahede ettim. Ahmet'le otelde kalıyoruz abi. Bir uyanıyorum ben gece, Ahmet de uyanıyor. Ben yatıyorum, tekrar uyuyorum. Yarım saat sonra, 15 dakika sonra, Ahmet burada ne var dedim ya. Allah aşkına. Ben uyuyamıyorum dedim. Allah ya aşkına. Bir şey sıkıyor böyle ikimizi. Allah aşkına. Allah 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 Allah. Allah aşkına. Sadece değil mi Ahmet'e? Aynen. Ne hiç uyumadın sabah ettik abi ya. Boşuna para verdik abi. Hiç uyumadın sabah ettik abi. Evet. Ayakta uyumuşlar abi. Ben de uyuyamıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Bunu bildiğim için tecrübe. Hemen girerken tamam mı? Bir tane bez var orada. Suya böyle suya. Sirkem yok, en iyisi sirke. Okuyorum bir ayet-i kürsi, 7 tane. Sonra beze sürüyorum. Orada banyoda ufak bir ayak bezleri var ya. Onu basın, giriş kapısını var ya, dahil oldum. Onu siliyorum. İçeride de dolaşarak 7 ayet-i kürsi okuyorum. Yatabilirsem yatabiliyorum. Hani yurt dışına gittiğim zaman misafir olduğum otellerde böyle. Yoksa yatamıyorum. Soğuk buz gibi abi. Sabaha kadar çakır çakır terledik abi ya. O ortamın şeyinden ben sıkıcılığından ya. Adam bile sıkıyor ya. Çünkü Adem'e çalışan adam sizi sıkar. Ya ben buna rahatsız oldum ya. Adem'i adam. Adem hesabına çalışıyor. Böyle çok adam var ya. O kadar ruh çok kötü. Evet. Ruh Adem'den çok kötü. Evet. Acayip. Çok böyle kötü. Diyor ki ya Mustafa'ya bağırıyor çağırıyor tamam mı? Ulan Mustafa bağırdı çağırdı. O seviyorum lan sıcak kanlı. Bazısı var. Ulan iyi adam bir şey konuşuyor. Bu bir sürü olmuyor ya. Ben buna ısınamadım diyorsun ya. Soğuk adam diyorsun. Adem'e çalışıyor. Ruh Adem meselesi çok ağır oldu abi. Evet, Allah razı olsun. Çok ölüm korkusu aklın aciz değil. Peki abi iki insan birbirinden anlaşamıyor. Orada mesela biri varlığa çalışıyor, biri Adem'e çalışıyor. Aynen. Ondan hiç. Böyle mıknatıs gibi birbirine gidiyor mu abi? Ona işaret edeceğiz ben söyleyeyim. 107. Canım benim. Teşekkür ederim. Güzel bir soru sordun. 107 de diyor ki işaret edeceğiz daha. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezb ederler. Celp ve cezb. Birbirine zıt olanlar, tamam mı? Birbirine tenefür var diyor. Nefret ve itme var. Bak birbirine yakın olanlar birbirini cel ve cezbeder. Çekiyor. Evet. İlle ders değil ki bizim sevgimiz. Mesela diyor ki ona mukabil, büyük alimler demiş ki dostunuz odur ki galiba hadis-i şerif miydi? Gördüğünüz zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatan dosttur. Mesela gördüm bir adamı, tamam hihihi yapıyorsun ama onun canını sıkılıyor. Öyle bir insan ki geldiği, gördüğün zaman ferahlıyorsun. Konuştuğu zaman, iki kelimesini duyduğun zaman kuyudan çıkıyorsun. Sanki hapishaneden çıkıyorsun. Hapishane devletin duvarı değil ki. Hapishane burada. Nifak, şikak, kin, adavet, nefret, inat, haset. Şey haset hariç. Haset kuyudur. Ki nefret, adavet hapishanedir. Unutmayın. Şuradan ezberleyin. Yusuf'u kardeşleri hangi sıfatla indirdiler aşağıya kuyuya? Haset. Haset kuyudur. Haset eden kuyuya iner. Adavet, ki nefret yapan da hapishaneye girer. Kafada hapishane. Burada işte. Kurtulmak istiyorsanız affedin. Hür olmak istiyorsanız affedin. Abi ben kün, nefret, hasedim var. Onu nasıl kurtulacağım? Lafla değil ki. Ona dua et. Mesela nefret ettin değil mi birisi? Hasedim var. Ulan canın, ne, canın cehennem. Dua ediyoruz abi. Şöyle dua. Ulan al bunu başım. Benim başımda. Allah'ın bela. Allah senin belanı versin. Al bunu benim başımda. Şöyle de. Allah'ım. Onu da ıslah et. Beni de ıslah et. Şimdi mantığını söyleyeceğim size. Bu nefret, adaveti kimi kim yaptırıyor bize? Şeytan. Sen ne yaptın? Ya Rabbi, Ahmet'i affet Allah'ım. Allah'ım ona çok hayır. Hayren kesira. Cezanın hayren kesira. Hayli cezalar ver. Hayli nimetler. Bir ettin, iki ettin. Şeytan bir konu manyak ya bu. Ben ona kim nefret yaptım. Adam dua ediyor ona. Bir dua, iki dua. Adam adavetin, nefreti, hasedi senden alıyor. Şeytan tamam yapmıyor. Yeter. Sen de duayı kesiyorsun. Çünkü dua ubudiyettir. Ubudiyet yapıyorsun. Zaman yani. Bak dua et, bak nasıl kesiyor, adavet nasıl kalkıyor. Ben yaptım kardeşim, yaptım, denediğimi söylüyor. Tamam mı? Haset ettiğin, adavet ettiğin kişiye dua et. Nasıl o gidiyor göreceksin. Şunu bitireyim. Peki abi şu, bunlar dördü.
Bunlar neşmi nemalık oluyor. Şundan çıkıyor, üçünden. Bunlar çıkıyor. Bunlar Adem'e nerede? Bu Adem'e mi gidiyor şunlar? Adem'e çalışıyor. Yani şunlar cehennem. Adem'e çalışıyor. Evet, onun için yaptık. Bunlar da Adem'e çalışıyor. Şurada, oraya hemen. Bunlar da Adem hesabına çalışıyor. Hesabına giriyor, hesabına geçiyor. Yani abi şu bizim latifelerin hani kablo düğüm vardı ya, konuştuk. Bir kablo düşün. İçinden tel gibi böyle ince şeyler geçiyor. Latifeler ölüyor mesela, öldürüyoruz. Şeyle bağlantıyı kopuyor. Vücut alemine bağlantıyı mı koparıyoruz o evet, latife öldürüyoruz? Sen böyle bir kablo düşün. Ama içi bu kablo kıl gibi kablolardan yapılmış. Her bir kablo his, latife, duygu. Hem işte onu kesersek bu vücut alemiyle alakamız kesiliyor. Yalan niçin kötüdür Mustafa biliyor musun? Vücut aleminde karşılığı yok. Bir daha, yalan niçin kötüdür? Çünkü vücutta karşılığı yok. Şirk niçin dehşetidir? Allah'ın zıttı iddiadır. Allah'ın zıttı olmadığı için. Çok doğru. Yalan hakikaten. Kainatta karşılığı yok. Çünkü kisp, münafıklığın birinci alametidir. Usta da diyor ki, kisp, yalan, lafz-ı kafirdir. Kafirlerin kullandığı yöntemdir. Çok ağır. Çok ağır değil. Biz aşağılığınız. Bir tanesi dedi ki, abi çok sert konuşuyorsun dedi ya. Yok dedim, ben belki normalim ama sen belki çok yalama olmuşsun. Çünkü, aynı dedim ha. Şimdi cıvatayı düşün. Tutuyorsun, tutmuyor. Yalama olmuş. Sıyırmış. Sıyırmış. Ya sen çok yalama olmuşsun. Veya hakikaten ben çok sertim. Yalama olur, tornacı gidecek. İşte tornacı gitmiş. Tornaya girmiş tornaya. Tornaya giriyor. Abi dedi, yalan o kadar kötü mü dedi. Bir ay dedim, ayağını kadırırsan yalan olmaz dedi. Bizim memleket öyle derler. Ben ayağı kadırma lan. Bizim memlekete Karadeniz'e çocukluğumdan kalmış. Bir ayağını kaldırıp da söylersen yalan olmuyormuş. Böyle bir yalan yok. Adama dedim ki, Yusuf Bey dedim, minibüs yeni çıkmış fart. Sahi bir fart, tamam mı? Camdan elini çıkarmış, arabayı sürüyor, köye çıkıyor. Ben de çocuğum, da çocuğuz yani değil mi ortada? İlk ol çocuğuz. Yusuf Bey dedim, elin dedim, kapıda dedim, aşağı. Öyle araba niye kullanıyorsun dedim. Yeğenim dedi, benzin az yakıyor dedi. Ben de kalmış kafamda, bir arabadan dışarı bir elini çıkarsam benzin az yakıyor. Öyle kafama kalmış. Ha? Merhaba diyor adam da, biz bilmiyoruz yani. Kaldığım yerde nice insanlar ve sesler var idi. Nerede şimdi bunlar? Hepsi orada duruyor. Peki, şu anda radyo dalgaları yok mu? Duyuyor musunuz? Niçin duymuyorsunuz? Alet yok. Peki, şu anda senin için Adem'dir. Ama bir başkası için açsın cep telefonu, kulaklık getir. Senin için Adem, aynı yerde onun için vücuttur. Sen vücuda Adem'e düştüğün için vücut Adem oldu senin için. Bazılarının şu anda radyosu çalıyor ama kablolu, sen duymuyorsun. O duyuyor. Buradaki vücut meratiplerini ama bizim boyuttan daha değişik boyutları vücuda çıkarmış. Şu anda ses 0.4 lambda ile 0.7 lambda 6 ve üstü ses yok mu? Karıncanın ayak sesi yok mu? Duyuyor musun? Yok. Adem gibi gözüküyor ama vücutta var. Başka bir vücut o. Kaldığım yerde nice insanların sesleri var. Mesela o misali verdim ya. Evi sil, olmadı şunu yap, bunu yap. Gene tahammül edemiyorsan evi terk edin. İkide bir aile kavgalarını diretmeyin. Ya o evin temelinde mezarlık var. Ya onun temelinde manyetik koridor var. Veya o evde sizden önce lanetlenmiş iş yapmışlar orada. Lanetli.
vakıf malı var. Haramla karışmış olur. Evet, öyle diyor Süleyman. İstanbul hukukundakini söyledi. Vakıf malıdır, gasp etmişler. Tamam. Gitti müteahhit onu gasp etmiş. Vakıf malı yapmış. Veya o otelde, o binada lanetlenmiş, Allah'ın lanetlediği yer olmuş orası. Nerede şimdi bunlar? Burada ama örtülmüş. Yani bakın şu anda radyo sesi örtülmüş. Ama örtülmüş. Vücutta ademi çalışıyorsa, vücutta ademi çalışıyorsa niye anlamıyor? Niye fark etmiyoruz? Niye fark etmiyoruz? Burnundan sorun olsa, bir insan düşünün, burnunda sorun var. Koku alma, tamam mı? Zehirli bir daireye girse senin kokuyu bilmemen ölümünü ortadan kaldırır mı? Vallahi bilmiyordum ya. Yani senin burnunda sorun var. Zehirli gaz bir ortamına gittin. Bilmemen ölmemeyi yapar mı? Veya dikkat etmedin, bilmiyordun. Giderken karanlıkta kuyuya düştün. Yani düşmemek olabilir mi bir daha? Yani bilmemek özür müdür? Özür değil. Bu vücuda geldikten sonra vazifeni bilmemek kuyuya düşmemeyi getirmediği gibi özür olmaz. Bak, zehirli bir odaya girdin. Tüp mesela. Ya fıtrı gaz var ya ocak. Açık unutulmuş. Ama sende koku özelliği yok. Bak kirbi çaktığın zaman nasıl çakılıyorsun? Nasıl çakıyor seni? Yani benim şunu vurgulamak istiyorum. Benim dünyamda Adem ama hakikat Adem değil. Yani özür yoktur. Vazifede özür yoktur. Askerlikte bilmiyorum var mı? Yok. Allah'ın da askeriyiz. Bilmiyordum yok. Ben namaz kılmayı bilmiyordum. Fetret hariç. Kaldırmaz. Sen fark etmemişsin. Oysa o Adem'e çalışıyor. Burada dursun. Ne kadar oldu? 1 saat 15. Çok oldu. Şimdi hakikaten Adem Adem'miş ya. Hasan abi peki şeytan bunun neresinde? Şimdi baktığımız zaman şeytan hiçbir yerinde değil. Şöyle hani sizin aranızda kim var davaya sokmak ister ya bu şeyle içki var falanla bile beraber. Şimdi baktığınız zaman şeytanın da bir şeyi yok. Aramıza adalet sokuyor, kin sokuyor, nifak sokuyor. Hep şeytan özellikler. Şeytan kendisi bizatihi Adem midir? Ben Adem'i düşecek midir? Şeytan, bak sana Ozan sırayla yapayım. Tahtaya bak o zaman. Bak. Vücut. Şöyle hemen. Adem. Tamam. Vücut elhamdülillah der. Adem subhanallah der. Gideyim göreceksin şimdi. Kim buna çalışır, daha yüzeysel cehennem. Bu cennet. Bunun mu mesili kim? Bunun mu mesili kim? Cehennem. Şu daha gerisine gideyim mi? Daha şöyle gideyim, hepimizi kuşatsın. Daha gelmeyeyim ona. Vehim ve vesvese. Vahiy ve ilham. Kim bunlar bu mesele? Melek ve şeytan.
Soru neydi abi? Bir daha alabilir miyim? Yani abi şeytan bu hani evet, tarafi inat haset ademe götürüyor tarafilik. Bir bakış kalkayım. Şeytan bunun neresinde? Ha. Yani hani aramıza kim ve nefret sokuyor ya bizi ademe düşüren şeytan mı? Onun vermiş olduğu vesvese mi? Şurada. Bak şimdi. Şeytan bize vehim ve vesvese verir. Bu da cehennem hesabına çalışır. Cehennem alemleri subhanallah der, dibi ademdir. Bu vücuttur. Melekler bize ilham ve vahiy getirir. Bir cins, peygamberleri vahiy bize ilham getirir. Bu da elhamdülillah dedirtir. Bu da vücut alemleri hesabına çalışır. Şeytan bunun neresini? Bak. Şimdi Kur'an aklı selimi vurgu yapıyor. Aklım selim devre dişi olursa bak devre dişi oldu. Bak şurası. Taraf ki bu bunu devre dişi nasıl yapar aklı? Bu adam devreye giriyor. Bu adam aklı devre dişi yaparsa ne olur? Akıl devre dişi olursa vehim ve vesvese olur. Cehennem haletleri olur. O da sıfat itibariyle Subhanallah dedirir, Adem hesabına çalışır. Ama tabii ki bu şeye vesiledir. Hayra vesiledir aslında gene. Çünkü beş tane netice var bunda. Yani bize şeytanın musallat olmasında şer gibi gözükürken bir şer, aslında beş tane hayır var bu adamda. Geçen geldiğinizde o dersi yapmıştınız abi. Evet. Neydi? Şeytanı sevdirmiştiniz bize ya. Evet. Bak. La kayıt li atar teha bunu def eder ciddi yeter diğerleri söyleyin vesiledir la kayıt da atar teha bunu def eder ciddiyete vesiledir yok teyakkuza teyakkuza vasıtadır. Vesile vasıtadır. Bir de uyanık olmaya. Teyakkuz, lakayt, tehavunu, ciddiyeti, teyakkuza. Söyle Murat. Teyakkuz olmaya. He? Hafızamız niye bize yardım etmiyorsun? Kafana bir sürü fuzuli şeyler sokmuşsun. Tamam, doğru sen haklısın. Sahibimizi yazmış abi. Ne neydi? Bir. Aslı vesi. Teyakkuz yazdık mı? Taharri yazmadık. Tahriye da'idir. Da'i. Öyle mi? Acaba? Tahriye da'idir. Da'i. Dir. Bunu doğru mu yaptım? Dur. Tahariye da'idir. Ciddiyete vesiledir. Vesile mi yazdım? Evet. Evet. Lakayt da atar. Evet. Tehavunu def eder. Tamam. Tam bu. İşe yarıyor adam. Eğer şeytan yoksa bunun yok. Ve insan değilsin. Ne tür zaten abi? Şu şey bitti ya bir. O zaman melek gibi bir şeysin. Ben melek olmak ister miyim? Vallahi istemem. Çünkü bir kere Allah beni yapmadı. En doğrusunu yaptı. Aklıma yatmıyor. Çünkü ben donanım itibariyle melekleri de geçiyorum ya. O bana keyif veriyor. Geçemesem bile ama bu özellikte olmam yetiyor bana. Misal vereyim. Bir tanesi dedi ki geçemeyip de geçemeyip olabilmekse bana nasıl keyif verecek dedi. Sana söylüyorum dedim. Nüfus sayımında kaç yaşındasın şu? Nüfus sayımında devlet diyor ki çıkmayacaksınız. O bir gün sana cehennem oluyor mu? Oluyor abi dedi. Peki sen kendi iradenle 3 gün çıkmıyorsun. Kitap okumaya kampa gidiyorsun. Kendi iradenle 3 gün durursun ama bir tanesi sana desin ki 1 saat oradan çıkma. 1 saat. Sana o 1 ay gelir. Hapishaneye girenler bilir. Bak Mustafa böyle yapıyor.
Anladık mı? Yani ben terakki etmesem bile sistemin böyle varlığı bana keyif veriyor. Yani meleklerden üstün mü olmaz, sistemin bana keyif veriyor. Benim üstümde bir Allah olması lazım. Bu yetmiyor mu bu düşünce sana? Ama etmiyorum. Yapamıyorum. O olsun. Mesela şöyle diyeyim. Onu da söyle keseyim. Arabanıza alıştınız değil mi? Bilmiyorsun. Belki de bir hafta aşağıda duruyor. O olsun. Bilmiyorum ama aşağıda dursun. Öyle değil mi? Evet. Ama yok değil mi şimdi? Arabayı birisine verdim. İki gün. Bir günlüğüne. Lan bir hafta zaten bilmemiştim. Gayet rahat. Ya verdim birisine. Lan Allah Allah ya. Lan neredeyim? Araba olsa iyiydi ya. Ya yok. Allah Allah. Hiç kullanma, hatırına gelmediği şeyler. Hatırına geliyor ya. Çok çok tuhaf değil mi? İnsan ne garip. Bir defa verildi bir şey, artık o muhafazası da onun sevinci şeyi oluyor insan ya, yani. Onun için demeyin, büyük adam her şeyde büyük değil. Bak şimdi, insanda beşeriyet var, ubudiyet var, vazifedarlık var. Büyük adam her şey büyük değil. Komutan gidip de casusluk yapamaz. Mesela bir bakarsın, lan Hasan abi bu telefonda bu niye böyle yaptı ya? Niye böyle öyle? Deme. Onun beşeriyeti var. Ubudiyeti var. Sen de öyle. Seni mesela topuğunu, senin topuğunu ıslatmadığı şeyi, imtihan, ben yüzüyorum, boğuluyorum. Senin imtihanın benim umurumda değil. Çünkü basit bana. Benim imtihanım da senin umurumda değil. Onun için ayette fekurakabe, herkesin imtihanı daha farklıdır demiş. Tamam mı? O zaman Müslüman Müslüman'a itham etme. Onun dağı, akabesi o. Senin de başka, benim de başka. O zaman ya Allah Allah ya, umuta bak ya, bir bunu aşağıladın ha. Bu neymiş ya? Deme. Hani derler halk arasında, düşmeyin kalkmayın bir Allah var. İtham ettiğini yapmadıkça ölmezsiniz diyor. Onun için merhamet. Yani o zaman ben senin imtihanına maruz bırakılıyorum, perişan oluyorum işte. Ya. Çünkü ben onu yapamam yani. Ya evet, yapamazsın. Vâhir davâhu enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha.